Merhabalar, BTC Haber TV'den herkese selamlar. 20 Ekim Perşembe günü saatler 15'i gösterdiğinde YouTube'dan yine canlı yayına karşınızdayız. Hafta içi her gün canlı yayınlarımız karşınızda oluyor. Dolayısıyla bunları kaçırmamak için de kanala abone olmanız tavsiye edilir diyelim. Gündem karışık, gündem yoğun. Bir taraftan gündem kripto tarafında özellikle çok da sıcak değil. Yani çok böyle ciddi gelişmeler olmuyor. Tabii ki bir Aptos olayımız var. Bugün bunu konuşacağız. Ama işte Türkiye'ye baktığımızda yaklaşık bir saat önce Merkez Bankası faizleri 100 bas puan azalttı. Hani böyle bir ekonomik gündem içerisinden geçiyoruz. Biz olabildiğince hem küresel hem kripto tarafını yine yarım saat boyunca sizlere olabildiğince yansıtmaya çalışacağız. Bugün konuğum kim? Eralp Büyükaslan. Kendisini stüdyoya alalım. Siz de bu sırada abone olup olmadığınızı bir kontrol edin. Eralp Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Emirhan, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Sizi de iyi gördüm. Harika. Valla piyasa böyle biraz yatay seyir halinde ama bizim enerjimiz de keyfimiz de yerinde, yüksek diyebiliriz. Evet. İlk olarak konuyu Aptos'tan açacağım. Çünkü son 1-2 günün en sıcak gündemi o kripto tarafında. Şimdi herkes ne oldu, nedir bu Aptos, nereden çıktı diye düşünüyor. Bir kısımda ah ben kaçırdım tüh Aptos'u işte şimdi ne yapabilirim diye düşünüyor. Önce sizden bu olaya dair bir genel değerlendirme alabilir miyim? Şimdi Aptos bizim genelde böyle hani çok hype'ı yüksek projelerde görmeye alışkın olmadığımız birkaç şey yaptı. Yani bunu piyasa bir hata olarak addediyor. Tartışılabilir bir konu bu. Onlardan en önemlisi şuydu. Aptos bu launch'unu yapana kadar, yani bu listelenmesini yapana kadar hiçbir şekilde hiçbir APT token satmadı. Kimler haricinde? Venture capital'lar haricinde. Yani en erken dönem bu projeyi fonlayan işte risk sermayesi şirketleri dışında ve birkaç capital dışında bildiğim kadarıyla kimse, yani hiçbir retail yatırımcı veya orta ölçekli yatırımcı bu projeye girmedi. Ve launch'ta çok enteresan bir şekilde launch'ın yapıldığı gün işte çok büyük borsalarda çıktılar. İşte ilk benim duyduklarım ilk başta mesela FTX'ti, Binance'ti. Bunlar böyle hani zaten hani bu piyasanın şu anda en büyük isimleri. Bunlarda listelenme konuşuldu. Ama daha listelenmenin olacağı gün tokenomik yoktu piyasada. Yani bu gerçekten hani bu çapta, bu kalibrede bir projede ki gerçekten hani bu projenin Solana'ya rakip olacağı, Solana'dan daha iyi imkanlar sunacağı fundamental anlamda konuşuluyordu ki haklı olunduğunu da düşünüyorum. Ben onu da söyleyeyim şahsi görüşüm olarak. Ama hani böyle bir grubun, işte Meta, Facebook'tan ayrılan ekibin kurduğu bir proje falan, hani bunlar hep heyecan yarattı. Büyük bir hype yarattı. Ama mesela böyle bir projede launch günü gelmiş, daha tokenomi yok. Ya bu mesela çok büyük bir soru işareti yarattı. Sonra işte bu testnetlere katılan insanlar airdrop alacak mı, almayacak mı falan, bunlar böyle tartışılmaya başlandı. Ki airdrop konusunda böyle bir hızlı bir adım attılar. Dolayısıyla o venture capital'ların yanına airdrop alabilmiş insanlar da listeleme anında satabilecek kişilere dönüştüler. Ama burada şöyle bir şey ortaya çıktı. Satıcıların çok kuvvetli olduğu bir launch'tan bahsedilmeye başlandı. Çünkü bir işte vesting de yok, en azından hani tokenomideki ufak erken dönem yatırımcılar dışında, ki bunu da zaten o günün ilerleyen saatlerinde öğrendik. Bir de borsalar şey konusunda da bastırdılar, istediklerini aldılar. İşte spotla vadeli tarafını aynı anda işleme aldılar. Bu da mesela çok garip bir karardı. Aptos da bunları kabul etti. Bu daha da garipti yani. Borsaların bunu talep etmesi tamam. Aptos da kabul etti. Dolayısıyla hani böyle bir sürü soru işaretiyle aslına bakarsanız gerçekleşen bir launch oldu. Ve hani ilk günden sonra da çok da fazla. Dilerseniz şurada ekranımdan ben bir açayım. Şöyle bir paylaşayım size. Tabii sevinirim. Yani teknik analize yer verecek kadar bir verisi var mı bilmiyorum ama. yok. Teknik analizlik bir veri yok ama hani sadece anlatmak istediklerimi, evet, göstermek adına. Bakın bu şu anda FTX'e bakıyorum. İşte ilk gün
bir saatlikte şu anda bakabiliyorum. Çünkü veri bu kadar kısır şu anda. İşte ilk gün yukarı bir volatilite geldi ki Binance'de mesela 100 dolarlara falan çıktığını gördük bunun. Yanlış hatırlamıyorsam vadeli tarafında. Hani böyle ciddi de bir operasyon yapıldı ilk çıktığı an itibariyle. Ondan beridir böyle yatay bir hareket görüyoruz. Bir saatlikte baktığımız için çok ufak bir marjda. Yani benim Aptos tarafında yapmayı planladığım şu, ben airdrop almadım ama Aptos benim uzunca bir zamandır bildiğim yabancı influencerlardan da Türkiye'de de birkaç tane arkadaşımızdan dinlediğim bir projeydi. O vesileyle öğrendim. Detaylarına o şekilde hakim olduğum bir projeydi. Yani benim izlediğim projelerden biri olmaya devam ediyor. Henüz almadım Aptos. Biraz daha fiyatın oturmasını bekliyorum. Çünkü hani bu anlattığım olumsuzluklar, elinde çok ciddi bir şekilde mal olan ve bu malları satması durumunda piyasayı gerçekten baskılayabilecek faktörler, gruplar var. Arka planda daha piyasanın oturabileceği bir zemin yok. Zaten ayı piyasasındayız. Dolayısıyla birazcık Aptos'u izlemek istiyorum açıkçası. Trend ne zaman böyle kendini bir şekilde teyit eder? Artık piyasanın kendi dinamikleriyle fiyat oluşmaya başlar. O zaman Aptos'tan birazcık alım yapmak niyetindeyim. Henüz almadım. An itibariyle almanın da biraz daha riskli olduğunu düşünüyorum. Hani spotta alırım abi ben. Uzun vadeli beklerim. Ben bu projeye inanıyorum. Ne olursa olsun tamam hatalar yapıldı ama bu hatalar problem değil. Ben biraz daha uzun vadeli bakıyorum. Yani uzun vade derken neyi kastediyorum? Bir seneden daha uzun bir süre bekleyebilirim diyorsanız spot olarak buralardan alınabilir mi? Alınabilir. Ben aldım mı? Ben almadım. Ben biraz daha izlemeyi tercih ediyorum. Çünkü ben hani şu anda mesela 7.46 gözüküyor fiyatı FTX'te. Yani ben bunu onun üstünde alsam da bir şey kaybettiğimi düşünmem. Yeter ki trend bana kendini birazcık teyit etsin. Onun için de en azından bu hafta biraz geçsin diye bekliyorum açık söylemek gerekirse. Bizim bugünkü yayınımızın başlığı Aptos alınır mı şeklindeydi. Ben zaten bunu soramadan siz cevaplamış oldunuz. Çok da aslında güzel bir cevap oldu. Yani ben almadım, alınır mı? Alınabilir. Yatırım tavsiyesi değildir notunu düşeyim evet. Ben ama bir yandan da şimdi hem küresel tarafta çok büyük bir hype yarattı. Türkiye'de de aynı şekilde çok fazla konuşuldu. Çünkü aslında az önce siz de söylediniz. Ayı piyasasında olduğumuz için böyle bazı kıvılcımlar insanların dikkatini çekiyor, hoşuna gidiyor. En azından bu piyasada bir kazanım elde edebilmek adına. İşte bu yüzden de birçok insan tüh ya ben hiç Aptos'u da duymamıştım. Airdrop olayından da haberim yoktu diye dövünmeye başladı. Yeni Aptos nedir diye şimdi çok fazla konuşulmaya başlandı. Mesela Sui diye bir projeden bahsediliyor. O da Layer 1 projesi ve 300 milyon dolarlık bir yatırım aldı. İşte o yüzden airdrop ihtimali çok fazla deniyor. Siz buna katılıyor musunuz? Ya da başka bir proje var mı sizin aklınıza gelen yine Aptos'a benzer? Ya şöyle, Sui'nin de airdrop verebilme ihtimalinin ben de yüksek olduğunu düşünüyorum tabii ki. Yani ayı piyasasında bahsettiğiniz yatırımı almış olması zaten hani bu başlı başına bir başarı yani. Hani şu anda çünkü ben eminim biliyorsunuzdur biraz böyle erken dönem yatırımlarla da ilgilenen bir insanım. IGO'lardan yatırım yapan da bir insanım. Yani böyle bir dönemde bir projenin yani... İşte 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon civarında yatırım alabilmesini bile şu piyasa koşullarında başarı addediyoruz. 300 milyon yatırım almış bir projenin yani gerçekten hani yatırımcıların ilgisini çekmiş olması, fundamental tarafının kuvvetli olmuş olması tabii ki tartışılmaz. Aynen sizin ifade ettiğiniz gibi bu tip yola çıkan projelerde, Layer 1 projeler testnetlerde bulunan arkadaşlara da airdrop veriyorlar. Sui'de de airdrop alma ihtimali yüksek ama tabii şöyle bir şey var. Şimdi Aptos herkes de tabii ki hani böyle kripto şeyde Türk kripto topluluğunda da dün herkes Aptos paylaştı. İşte influencerlar paylaştı, işte takipçiler paylaştı. Herkes işte 1000 dolarlık, 2000 dolarlık, 3000 dolarlık aldığı airdroplardan bahsetti. Bu tabii çok büyük bir ilgi yarattı ve dediğiniz gibi bir pişmanlık da yarattı. O yüzden Sui'ye mesela, Sui'nin Discord grubuna, o testnetlere girmeden önce Discord'a girmek gerekiyor. Korkunç bir ilgi olmuş mesela. Dün Discord grupları adamların tıkanmış falan yani öyle söyleyeyim. Bu çok gördüğümüz bir şey değil. Dolayısıyla hani bu kadar ilgi varken o airdrop'un size gelme ihtimali ne kadardır?
tartışılır. Biraz daha Aptos'tan düşük olacaktır muhakkak ki herkesin ilgisini çektiği için. Ama yine de bu airdropların ben özellikle sermaye sıkıntısı yaşayan genç arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın bu konularda kendilerini eğitmelerini ve mutlaka ve mutlaka bu konuya konsantre olup ilgilenmeleri gerektiğini vurgulamak isterim. Yani bu anlamda da gerçekten hani iyi işler yapan hesaplar da var. Bu hesapları takip etmelerini ve bu konulara kanalize olmalarını tavsiye ederim. Çünkü yaptıkları sadece verilen deyim yerindeyse tırnak içinde görevleri yerine getirip firmaya aslına bakarsanız feedback sağlamak. Burada yapılması istenen tüketicilerden bu. Bunu da herkesin yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Harika. O zaman ben izleyicilerimizden bir ricada bulunacağım. Eğer Aptos'a benzer bir proje varsa duyduğunuz, bildiğiniz ya da ilgilendiğiniz yorum bölümüne yazarsanız hem diğer izleyenleri de bilgilendirmiş olursunuz hem bizim de dikkatimizi çekmiş olur diyelim. Çünkü hem küresel hem kripto genel değerlendirmeye geçebiliriz bu sıcak gündemi yorumladıktan sonra. Piyasa biraz yatay. Zaman zaman geri çekilmeler var. Zaman zaman ileri doğru hamleler var. Amerikan borsalarında hafta başına bu şekilde başladık mesela ama şu an biraz daha yatay olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii kripto tarafını da çok etkiliyor. Son bir haftaya baktığımızda Bitcoin aslında birazcık ileri doğru bir hamle yaptı ama yine geri çekildi. 19.000'in altını test edip geri geliyor vesaire. Şimdi kocaman bir yumak var önümüzde. Bu sorunlar yumağından nasıl çıkacağız? Sizin değerlendirmeniz nasıldır? Yani şöyle bir kere şunu söyleyeyim Emirhan, en başta bunu ifade etmek gerekir. Bu sorunlar yumağından kısa vadede çıkamayacağız. Çünkü büyük problemlerle boğuşuyor küresel ekonomi, merkez bankaları. Tabii ki hani bu problemleri de yaratan merkez bankalarının yanlış politikalarıydı elbette. Ama bu gelinen noktada büyük çıkmazlarla baş başalar. Yani bir yandan işte emeklilik fonlarını falan kurtarabilmek adına işte bono almak zorundalar. Bir yandan tam aksi hareket etmek zorundalar enflasyonu şişirmemek adına. Yani böyle çok büyük bir çıkmazın içindeyiz. Gerçekten hani teknik göstergeler anlamında da olağan dışılıklar yaşıyoruz. Yani mesela olağan dışılıklardan bir tane örnek verecek olursak mesela Nasdaq'ta 200 haftalık hareketli ortalamanın ki 200 haftalık hareketli ortalama gerçekten hani trendlerin diplerini temsil eder teknik anlamda. Nasdaq'ta 200 haftalık hareketli ortalamanın en son altında olduğumuz dönem 2008 mortgage krizi. Şurada. O zaman bir saniye tekrar daraltabilir misiniz? Mustafa rica etsem KJ'yi alabilir misin? Tam olarak göremiyorum. Orayı göremedik çünkü. Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi orayı tekrar alabilir miyiz? Tamam, şu an bir sıkıntı yok değil mi? Görüyorsunuz. Evet. Şimdi gördük. Aşağıya çıkıyoruz. Şu kırmızı dalgalı olan çizgi 200 haftalık hareketli ortalama. Haftalık tabloda 200 hareketli ortalama. MA'dan bahsediyorum. En son bunun altına 2008 mortgage krizinde düştük Nasdaq'ta. Şurada üstüne çıktık. Eylül 2009'da üstüne çıktık. Sonrasında şurada birkaç kere daha denedik. Bu dönemlerde gerçekten hani kaotik dönemlerdi. 2010 yılının içi, başı ve sonuna doğru. Ondan sonra Nasdaq'ta bir kere daha burayı denedik. 2020 Mart'taki Covid krizinde. Bakın. Tam olarak buradan destek bulduk. An itibariyle ise altındayız. 2008'den beri ilk defa altındayız. Ve hani altına düştüğümüzden beri bakın mesela şurada 26 Eylül'le başlayan hafta altına düştük. Takip eden hafta üstüne iğne attık ama reddedildik. Takip eden hafta burayı denedik, reddedildik. Dolayısıyla piyasa 200 haftalık hareketli ortalamayı şu anda çok majör bir direnç olarak görüyor. Nasdaq'ta böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Ve aynı zamanda şu Fibonacci 0.618 ve 0.65 seviyesi, ben buraya Golden Pocket diyorum. Bu Golden Pocket'ı denemiş, buradan tepki almış durumdayız. Şimdi S&P'ye baktığımda neden Nasdaq'la S&P'yi konuşuyoruz? Çünkü Kasım 2021'den beri Bitcoin aynı bu endekslerdeki riskli varlıklar gibi bir riskli varlık olarak görülüyor ve bunlarla son derece pozitif koreli hareket ediyoruz. Bu bildiğimiz bir gerçek. S&P'de ise
200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde tutunmaya çalışıyoruz an itibariyle. Yani Nasdaq'a göre biraz daha iyi bir manzara var. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de ise hemen hemen şurada günlükte baktığımda net bir şekilde göreceğim. Bakın tam bir akümülasyon alanındayız. Şu lacivert paralel alana bakın. Burada yatay, paralel, son derece hareketsiz bir Bitcoin var. 129 gündür buradayız. Bu da mesela haftalıktaki görüntü. 200 haftalık hareketli ortalamanın altına 13 Haziran'la başlayan hafta düştük. Ondan beridir şurada bir fake out olsa da, Ağustos 2022'de bir fake out olsa da hala net bir şekilde bunun altındayız. Burada sizle yaptığımız yayınlarda da aylardır hep söylediğimiz majör alanlarımızda bir değişiklik yok. Ne o? Yukarıda 200 haftalık hareketli ortalama şu anda 23.700 seviyesinde. Aşağıda Fibonacci 0786 17.792 arasında yatay bir şekilde akümüle oluyor ki bu beklentimiz dahilinde olan bir şeydi. Bu alanların içinde yatay hareketliliği bekliyoruz. Ne zaman iyimser olmaya başlarız? Piyasaya dair BTC özelinde anlatıyorum bunu şu anda. 200 haftalık hareketli ortalamayı tekrardan desteğe çevirdiğimizde iyimser olmaya başlarız. Daha kötü şeyleri konuşmaya ne zaman başlarız? Yani daha aşağıdaki seviyeler işte 13.000'ler, 12.000'ler falan, oraları ne zaman konuşmaya başlarız? Şurada bize çok net bir şekilde destek olmuş Fibonacci 0786 yani 17.792'nin yitirilmesiyle. Bunun altına bir haftalık kapanış geldiğinde daha aşağıdaki seviyeleri konuşuruz. Yukarıyı iyimserlik için aşmamız lazım. Aşağıyı da daha olumsuz senaryoları konuşmak için aşmamız lazım. Benim videolarımda... Burada bir araya gireceğim. Tabii ki, buyurun. Erak Bey, müsaadenizle araya gireceğim. Şimdi üst üste çok fazla kırmızı mum diktikten sonra 200 haftalık ortalamayı tek seferde kırıp geçiyor. Ve 2-3 gün... Ya bu günlük müydü, haftalık mıydı? Kusura bakmayın. Bu haftalık. 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 2-3-4 hafta hatta sonrasında yeniden üzerine geçebiliyor. Yani tek seferde bu kadar net bir şekilde bu ortalamanın delinip geçilmesi ürkütücü bir tablo mu? Yani evet, ama şöyle, genelde işte biraz önce anomalilerden bahsettim ya, işte Nasdaq'ta örnek verdim. 2008'den beri görmediğimiz, evet, bir şey yaşıyoruz diye hatırlayacak olursanız. BTC için de burada bir anomali var. Yani biz 200 haftalık hareketli ortalamayı BTC'de, gelelim BTC'de bakalım. Bakın Mart'taki çöküşte biz burada bir hafta altında kapattık, takip eden hafta hemen üstüne attık. 2018'de ki şu anda içinde bulunduğumuz alanı 2018'in akümülasyonuna benzetiyorlar. En az bu kadar sıkıcıydı, o dönemi yaşayan arkadaşlar hatırlayacaktır. Sonra aşağıya yattı, 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde durdu. Burada özür dilerim. BLX'te bakıyorum şu anda, o daha geriye gidiyor. 2018'de buradan tepki aldık. Gelelim şuraya. 2015'e kadar falan gidiyor. 2015'te de bakın hep bunun üstünde kaldık. Şurada bir ona yapışık bir şekilde hareketler var ama BTC'de hiçbir zaman 200 haftalık hareketli ortalamanın altında böyle bir hareketlilik görmemiştik. Peki bunun sebebi ne? Çok basit. BTC her ne kadar çok özür dilerim, bir hastalıktan çıktım. Geçmiş olsun. Takipçilerim de biliyorlar bunu. Biraz da böyle konuştukça da kuruduğu için boğazlarım biraz daha gıcık yapıyor. Kusura bakmayın. Tahmin ediyorum, çok normal. Şimdi dolayısıyla bu anomalinin sebebi ne? Aslına bakarsanız bu sonuç itibariyle bizi şaşırtan bir şey değil. Neden? Çünkü BTC, evet, fundamental anlamda mevcut dünya düzenini değiştirecek bir enstrüman olarak dizayn edildi falan, böyle bir hikayemiz var, ama realitelere baktığımızda BTC ile Nasdaq'ın, sizde en son yaptığımız yayında da göstermiştik, orada izleyebilir arkadaşlar, tekrardan o detaya girmeyeyim ama son derece pozitif koreli hareket ettiklerini biliyoruz. Ne demek bu? Bu paranın bol olduğu zamanlarda BTC'nin de diğer riskli varlıklar gibi primlendiğini, boğa piyasaları yaşadığını, genel itibariyle parasal kısıtlamaya gittiğimiz zamanlarda ise hiç bilmediğimiz
ve aslında olumsuz olacağını bildiğimiz ama alanların ne gibi tepkiler vereceğini bilmediğimiz yepyeni bir hikaye yaratmaya başladı finansal varlıklar bizim açımızdan. Çünkü parasal genişleme dünya piyasalarında net olarak söyleyebileceğimiz, yani 1970'ten beri böyle bir sistem var ama 2001 dotcom krizinden sonra merkez bankalarının her problemi aşmak için ortaya sürdüğü bir enstrüman oldu. Ve bunu hani son derece kayıtsız, son derece hesapsız yaptılar. Ve bütün finansal varlıklar o dönemlerde boğar halleri yaşadı. Düzeltmelerle birlikte boğar halleri yaşadı. Şu anda ise kimsenin bilmediği, en azından 2000'li yıllardan beri bilmediği bir dönemin içindeyiz. O yüzden de bu anormallikleri görüyoruz. Bu anormallikler çerçevesinde de bugünkü verilerle, bugünkü gelişmelerle baktığımızda kısa vadede piyasaların tekrardan o işte boğa piyasalarında gördüğümüz dinamiklere dönmesini beklemenin ben son derece gerçek dışı ve rasyonel olmayan bir tutum olduğunu düşünüyorum. O zaman aslında yani önümüzdeki yılın ortalarını işaret ediyor olabiliriz. Çünkü küresel anlamda da toparlanma oraları bize gösteriyor. İşte Amerika'daki enflasyon, Fed'in faiz kararları, tedarik zincirindeki bozulmaların giderilmesi fakat diğer taraftan meydana gelen bir savaş ve onun tetiklediği gıda ve enerji krizleri vesaire. Hani her şey birbirine çok bağlantılı seyrediyor. Bu da aslında kripto piyasaların da şu an 1 milyar dolar, düzeltiyorum, 1 trilyon dolar piyasa değerinin altında kalmasına birazcık sebebiyet verdi. O zaman Ethereum'la ilgili görüşlerinizi alayım. Bu kısım çok doyurucu bir analiz oldu bence. Ethereum'u çok merak ediyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Son olarak şunu da söyleyeyim burada, izniniz olursa. Ondan sonra hemen Ethereum'a geçelim. Lütfen. Şimdi genelde piyasalarda arkadaşlar, yani ben nedense şöyle bir talihsizliğim var Emirhan. İçerik üretmeye başladım işte 2020 yılının Nisan'ından işte 2021 Kasım'a kadar insanlar beni permabull olmakla, yani sürekli boğa olmakla suçluyorlardı. Kasım 2021'den beri de sürekli ayı olmakla suçluyorlar. Yapmaya çalıştığım sadece genel trendi anlatmaya çalışmak aslında. Yani böyle bir duygum yok. Ben işte ayıyım, boğayım gibi böyle bir düşüncem yok. Onu söyleyeyim. Abi bu uyarıyı neden yapıyorum? Şu anda da çünkü biraz daha olumsuz bir senaryodan bahsedeceğim. Evet. Genelde bu tip kuvvetli düşüşlerden sonra piyasalarda teknik anlamda likidite probleminden dolayı piyasalar yatay hareketliliklere başlarlar. Bu yatay hareketlilikler bir müddet devam eder. Ondan sonra bu yatay hareketlilikler sona erdiğinde piyasa bir kere aşağı yapar. Yukarı gitmeden önce. Benim açıkçası şahsi beklentim, ama belki bu haftalıkta bir yeni olarak kendini gösterebilir. Bilmiyorum ama bu 17.700'ün altını bir kere deneyeceğimizi, burada da en iyimser tabloda mesela bu haftalarda konuşacak olursak mesela biraz daha bunun süreceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bu iğnenin en azından bir 15.000, 14.000 seviyelerini deneyecek bir iğne olacağını düşünüyorum. Ondan sonra önümüzdeki sene sizin de ifade ettiğiniz gibi Fed'in, özellikle Fed'in bir pivot yapmasıyla, yani bu para politikasında bir frene basmasıyla birlikte piyasalarda, finans piyasalarında tekrardan bir toparlanma görmemiz mümkün. Bugün değil, ne zaman bilmiyoruz. Fed ne zaman böyle bir adım atarsa o zaman bunları konuşuyor oluruz arkadaşlar. Ama o olduğunda veya olmadan önce bir dip deneyip ondan sonra yukarıya gitmemizin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu likidite krizlerinden sonra genelde piyasalarda öyle oluyor çünkü. Ben de şöyle bir destek vereyim. Ben Ocak ayından bu yana kripto dünyasının içerisindeyim. Ayı piyasasının içine doğdum açıkçası. Hep olumsuz senaryoları konuşuyoruz ne yazık ki, ama umuyorum ki olumlu senaryoları konuşacağımız zamanlarda gelecek. Ethereum teknik analizine geçebiliriz. Şimdi şöyle, Ethereum'da da aynı BTC gibi bir kere hani şuradan BTC'den bahsedeyim çok kısaca. Yatayda çok yatay bir hareketliliğimiz var BTC'de. Ağustos'tan beridir benim kısa vadeli trend göstergem olan
EMA 21 ve EMA 25'lerin altında seyrediyoruz, deniyoruz, reddediliyoruz, deniyoruz, reddediliyoruz falan. Yani son derece likidasyonun problemli olduğu bir dönemdeyiz. Ethereum'da da çok benzer bir senaryo var. Burada da Ethereum'da sürekli EMA'ları deniyor, aşamıyor. EMA'ların üstüne çıkmadan yukarıdaki seviyeleri konuşmak mantıklı değil. Dolayısıyla şu anda EMA'ların direnciyle, EMA'lar şu anda 1402 ile 1320 seviyesinde, yani şurada EMA direncimiz var ve aşağıda en kısa vadeli desteğimiz 1244-1221 seviyelerinde. 1244-1221'in altında bir günlük kapanışın bizi Ethereum'da en azından bu önceki dibi deneyecek bir senaryoya götüreceğini düşünüyorum. 990 seviyelerine. EMA'ların üstüne çıkabilmemiz durumunda ise, yani 1402'nin üstüne çıkabilmemiz durumunda ise Ethereum'da bir sonraki izleyeceğim direncim 1786-1722 olacak. Peki Ethereum'u şu anda tek başına değerlendirmek mümkün mü? Ne yazık ki değil. Ne Ethereum'u ne diğer altcoin'leri. BTC'ye bakacağız. BTC'de bu yukarı yönde hareketlilikleri görecek miyiz? Görebilmemiz için ne lazım? Onun da EMA'ları aşması lazım. 19980 ile 19380 önce aşılacak. Onun üstünde önceki tepemiz var. 20500. 20500'ü bir desteğe çevirdikten sonra 22400 sırasıyla ve 24500 seviyelerini izleyeceğiz. Bu hareketlilik gelirse, şu hareketlilik gelirse BTC'de, hayda niye basamadım ben? Şu hareketlilik gelirse Ethereum'da da şu hareketlilik gelir. BTC'de peki biraz önce mesela haftalıkta anlattığım senaryo gerçekleşirse, mesela yani hani şu anda beklemiyorum bunu, onu söyleyeyim, biraz daha yataylık bekliyorum. Böyle bir senaryo gerçekleşti diyelim, Ethereum'da da aynı böyle bir senaryo gerçekleşir. Dolayısıyla tek başına Ethereum analizleri veya diğer altcoin'lerin analizlerinin şu anda anlamsız, manasız ve yanıltıcı olacağını unutmamanızı tekrardan sizlere hatırlatıyorum. Altcoin'lerle ilgili bir şey söylemek istiyorum Emirhan. Tabii. Genel itibariyle altcoin'lerde bir rally'den bahsedebilmemiz için benim iki tane şeyim var. Görmem gereken gösterge var. Bunlar birbirine bağıntılı göstergeler. Bir, BTC piyasaya güven verecek. İki, dominans dirençte olacak. Şu anda birinci şartımız karşılanıyor mu piyasa tarafından? Kesinlikle hayır. Çünkü BTC piyasaya güven veremiyor. Büyük bir tedirginlik var. İkinci kriterimiz ne? Dominans dirençte olacak. Dominans şu anda nerede? Dominans desteğin biraz üstünde, direnç dediğim. Dolayısıyla altcoin'lerde kısa ve orta vadede bağımsız altcoin'lerin yapacağı belli başlı hareketlerin sizi yanıltmaması lazım. Genel olarak altcoin'lerde bir trend görmemiz için henüz erken dostlar. Bu şartlar yerine gelmeden bu trendi görebilme şansımız yok ne yazık ki. Lütfen kendinizi kandırmayınız. Kısa vadeli, hani böyle bu piyasada peki para kazanılmaz mı? Kazanılır, ama kısa vadeli gir çıklar yapabiliyorsanız bu piyasada yer alın. Bunu yapamıyorsanız, bu konuda bir tecrübeniz yok ise birazcık uzaktan izlemenizi tavsiye ederim. Altcoin'lerde şu anda ben ne yapıyorum? Ben şu anda altcoin'lere ayırdığım bakiyemin 3'te 1'iyle hali hazırda Layer 1 projeler ağırlıkta olmak üzere alımlarımı yaptım. 3'te 2'lik kısmını nakitte tutuyorum. Neden alım yaptım? Neden Layer 1'lardan yaptım? Layer 1 projelerin, yani işte bir AVAX'tan, Solana'dan, Curve'den, Matic'ten, Polkadot'tan falan bahsediyorum Layer 1 derken. Yazarsanız zaten görürsünüz. Bunların bir sonraki boğa piyasasında da belki hepsinin değil ama önemli bir kısmının bizle birlikte olacaklarını düşünüyorum. Zirvelerden %90 ortalamayla geri geldiklerini görüyorum. Dolayısıyla iyi maliyet yapılacak seviyeler olduğunu düşünüyorum. Ve bir sonraki boğada da bizle birlikte olacaklarını dair olan inancımdan dolayı ben 3'te 1 paramı şu anda buraya maliyetlenmeye koyuyorum arkadaşlar, ama uzun vadeli bir yatırımcı perspektifiyle bunu yapıyorum. Kısa vadede altcoin'lerden hiçbir şey beklemiyorum. Uzun vadeden kastım ne? En az bir sene ve üstünde sabredebileceğim bir miktarla yatırım yapıp sabretmek niyetiyle yapıyorum bu yatırımlarımı arkadaşlar. Bilmiyorum,
Umarım açıklayıcı olmuştur ne demek istediğim. Bence çok açıklayıcı oldu. Ara sorulara girmedim bilerek. Çünkü aslında çok güzel özetlediniz. Hem Bitcoin hem Ethereum tarafında. Bir de ben geleceğe yönelik altcoinlerle ilgili bir şey isteyecektim sizden. Zaten bunu da cevaplamış oldunuz. Dolayısıyla ağzınıza sağlık. Yarım saatlik süreyi de güzel doldurduk. Ama son olarak tabii ki bir kapanış cümlesini sözü tekrar size vereyim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Benim eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Umarım izleyen arkadaşlarımız için de faydalı bir yayın olmuştur. Teşekkür ediyorum sizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz Erhard Bey. Yine yayınlarımız sizinle de sürer diye ümit ediyorum. Kendinize o zamana kadar iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, BTC Haber TV'de yine bir gün ortası canlı yayınıyla karşınızdaydık. Piyasayı genel hatlarıyla değerlendirmeye çalıştık. Erhard Büyükaslan detaylara, teknik analizlere girerek de çok güzel direnç ve destek noktaları gösterdi. Mantığını nasıl oturttuğunu gösterdi. Geleceğe dair de fikirlerini bizimle paylaştı ve güzel, doyurucu bir yayının da böylece sonuna gelmiş olduk. Umuyorum sizler için de keyifli ve faydalı olmuştur. Eğer öyle düşünüyorsanız kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü bu yayınlarımız her gün sürecek. Bakarsınız ansızın farklı bir saatte de karşınıza çıkabiliriz. O yüzden o bildirimleri açmanız bu bakımdan da fazlasıyla önemli. Bir başka yayına yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.